Bilinçli suskunluk diyorsunuz. Neden böyle ifade ediyorsunuz? Yani bilinçli suskunluğun bir tarifi var mı? Mesela hocam, alanım benim de bir doktor alanından biri siyasal bilimler hocam, ama ben daha çok felsefeden devam ettim. Senin alanınla ilgili hocam bir örnek vereyim. Mesela diyelim siyaset rejimi alalım Kur'an açıdan. Mesela Kur'an'da bir cumhurbaşkanlığı sistemi mi olacak, başkanlık sistemi mi olacak? Bir devlet tarzı bir yapı nasıl inşa edilecek? İşte bakanlıklar tipi kurumlar mı olacak? Mesela gümrük olacaksa olacak mı? Gümrük olmayacak mı? Şeklinde. Mesela siz Kur'an'dan, Kur'an'ı bir kenara bıraktım. Bu yani geniş fıkıh alanından da bence. Böyle bir şey çıkarmanız mümkün değil. Bu aslında Kur'an'ın bilinçli suskunlukları. Niye? Kur'an eğer burada mesela halife şöyle seçilecek, şöyle şöyle yapın deseydi. Yani tarihin o dönemine göre bir şey tarif etseydi, tarihin o dönemine göre Kur'an'ın tarif ettiği bir şey belki evrensel bir mesaj olarak olacaktı. Ben Kur'an'ın yapın dediği şeylerin evrensel olduğunu düşünüyorum. O ne olacaktı? Şu anda bir devlet kurmada, rejim kurmada müthiş bir kaosa girecektik. Yani Kur'an'ın aslında siyasal bir rejimle ilgili detayları anlatmamış olması aslında Kur'an'ın bilinçli bir suskunluğudur. Ha bu Kur'an siyasete ilgili bir şey söylemiyor mu? Söylüyor. Nedir? İşte Kur'an'ın aslında bence vicdan olan herkesin kabul edeceği bir ilkeleri var. İşte merhamet, adalet, emanetin ehline verilmesi gibi ilkeleri var. Veya işlerin danışmayla olması tipi. Kur'an'ın elbette ki temel ilkeleri var. Ama bu temel ilkeler etrafında takdir edersiniz ki yüzlerce ayrı siyasi rejim kurulabilir. Yüzlerce ayrı eğitim sistemi kurulabilir. Kur'an'ın buradaki bilinçli suskunlukların birisini anlamayıp mesela Bağdadi'de olduğu gibi İslam'ın yani bir halifesi olması ve adı halife olan ve işte tek bir kişi olan birisinin olması gerektiğini mesela iddiası. Mesela nedir işte Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını anlamayıp İslam adına ben hala ben bunu anladım ama hala bilinçliyi anlamadım. Neden bilinçli? Hah, bilinçliden yani kastım bu kasıtsız Allah, bir laf değil çünkü bu. Tabii tabii, iyi ki hocam demek onu güzel anlatamadım. Allah orada bilinçli olarak onu açıklamamış. Yani birçok kimse sanki haşa Allah unutmuş. Bunu ama siz mi düşünüyorsunuz, bu Kur'an'da bir yerde yazıyor mu? Şöyle bir Kur'an'da bu çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Kur'an kendisinin her şeyini açıkladığını, mufassal kitap olduğunu söylüyor. Detaylı kitap olduğunu söylüyor. Bu da şu demek yani Kur'an size çayın nasıl demleneceğini vermiyor. Değil mi? Onunla ilgili teferruatı vermiyor. O zaman Kur'an'ın mufassallığı, detaylı bildirmesi ne demektir? Din için size gerekli olanları Kur'an detaylı bildirildi. Peki bildirin demiş şeyler var. Mesela deminki örneği alalım. Bir devlet rejiminde diyelim başkanlık sistemi mi, meclis mi, tipi şeyler nasıl olacak şekilde Kur'an'da Allah bunu açıklamadıysa, her şeyi de açıkladım diyorsa, detaylıysa demek işte orada Allah bilinçli suskun olduğunu söylüyor. Yani Allah siyasetle ilgili açıklamadığını haşa farkında değil. Değil yani. Farkında Allah onu da açıklamadığını. Yani onun açıklanmamasının bilinçli bir şey olduğunu bilip o zaman bizim kendimizin yaptığı siyasi rejimleri İslami olduğunu deklare etmememiz lazım. Biz İslam'ın koyduğu prensipler var rejim yaparken, işte adaletin olması, rüşvetin olmaması, hırsızlığın olmaması, emanetin ehline verilmesi, merhametin olması, değil mi? Kur'an'dan çıkacak prensipler var. O prensipleri zaten aklı başında hiçbir insan bu prensiplere itiraz etmeyecektir. O prensipler var, tamam, ama onun dışında mesela işte bazıların söylediği gibi halifelik olacak. Hatta bazıları da şöyle demiş, halife bir de Kureyş kabilesinden, tek bir kabileden olacak. İşte mesela kadın devlet reisi olamaz diye böyle uydurulmuş mesela siyasetle ilgili bir sürü şey var. O zaman bunlar geçmiyorsa Kur'an'da, bunlar bilinçli suskunluklarıysa İslam'ın, o zaman böyle bir şey yok diyeceğiz. Yani kadın devlet başkanı olamaz diye bir şey yok. İlla ki şöyle şöyle bir halifelik olacak diye bir şey yok. Gibi mesela bunu... Dört halife döneminde veya Abbasiler döneminde sonra ortaya çıkmış rejimleri veya fıkıhta ortaya konmuş şeyleri, yani Kur'an'da geçmeyip de ortaya konmuş şeyleri İslam'ın evrensel ilkeleri değil, tarihin değişen bir döneminde Müslümanların koyduğu sadece prensipler, tarihin o dönemini ilgilendiren vakalar olarak değerlendirmemiz lazım. Kur'an'ın bilinçli suskunluğu olarak onu değerlendirmezseniz ne yaparsınız o zaman? Dört halife dönemindeki bir uygulamayı veya Abbasi dönemindeki bir uygulamayı veya Şafii mezhebinde, Maliki mezhebindeki bir fetvayı alır. Bu da eşittir İslam dersiniz ve bu denilmiştir. Ve buralarda çok korkunç şeylerde İslam olduğu denmiştir. Yani Kur'an'a zıt şeylerin İslam olduğu denmiştir. Hani Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını vazgeçtim. Kur'an'ın konuştuğu yerde Kur'an susturulup konuşturulmuştur. Yani bunu söyleyince ne demek istediğine ilgili bir örnek vereyim. Mesela Kur'an'da dinde zorlama olmadığı birçok yerinden Kur'an'ın mesajı olarak çıkar. Kur'an'da namaz önemli bir ibadettir. Birçok yerinden mesela namaz da çıkar. Yani
nasıl ki dürüstlük önemli bir Kur'an ilkesi, cesaret namaz da ilke. Ama Kur'an namaz kılmayanlara dünyevi hiçbir ceza söylemez. Fakat ikinci yüzyıldaki mesela önemli kısmı ortaya çıkan fıkıh görüşler, tahminim o dönemdeki Hicri ikinci yüzyıl. Hicri ikinci yüzyıl tabii ki. Yani yedinci yüzyıl değil de sekizinci yüzyıla denk geliyor. Yedi yüzyıl yıllara denk geliyor. Sekizinci yüzyıla denk geliyor daha çok. Veya sekiz, dokuzuncu yüzyılda diyelim. İkinci, üçüncü yüzyılı. Ve o dönemdeki toplumun düzenini sağlamak için mesela namaz kılmayanın namaz kılmaya davet edip kılmazsa öldürüleceğini beyan etmişler. Bakın yani bırakın Kur'an'ın bilinçli suskunluklarını doldurmak, Kur'an'ın konuştuğu konuda Kur'an susturulup fıkıh konuşmuş. Oysa burada yapılması gerekli şey neydi? İşte buradaki Kur'an'ın verdiği özgürlük alanının değerlendirilmesi. Veyahut da neydi? Belli şekilde halifenin seçilmesini belli kimseler, işte Kur'an'ın oradaki bilinçli suskunluğunu şu şekilde halife seçimi ve de mümkünse Kureyş kabilesinden olmalı, hı hı, diye seçilmiş. O neydi? Belli kimseler kendi iktidarlarını desteklemek için, kendileri de Kureyş kabilesinden olmasını diledikleri için, Kureyş kabilesinden olması gerektiği gibi bir uydurmanın arkasına sığınmışlardı. Nitekim mesela benim çok da saydığım, buradan ona selam söylüyordum, günümüzdeki birçok hadis profesörünün hocası olan mesela Mehmet Said Hatipoğlu hocamız, Ankara İlahiyat'tan da emekli. Mesela kendisi buradaki mesela yanlışı, bu hadisin uydurulmasıyla ilgili anlatımları mesela kendi içeren detaylı bir kitabı var. Mesela bu konu nasıl uydurulur? Mehmet Said Hatipoğlu hocanın kitabından bu konuyu merak edenler detaylı öğrenebilirler.